Lineer olmayan bir bilinmeyenli denklemlerde çözüm durumları. Bir önceki videomuzda lineer olmayan bir bilinmeyenli denklem nedir konuşmuştuk. İçinde bir tane bilinmeyen içeren ve x kareli, sinüs x'li, e üzeri x'li, x küplü gibi lineerliği bozan terim içeren denklemlerdir. Bir iki örnek lineer olmayan bir bilinmeyenli denklem yazacak olursak, tabii ki bu denklemlerin analitik olarak çözümü olmayanları sayısal analizin konusu içindir. X küp artı x kare artı 1 eşittir 0. Bunu herhangi bir şekilde çarpanlarını ayırarak hiçbir yolla çözmemiz mümkün gözükmüyor. Bunu sağlayan x değerini bulmak sayısal analizin alanlarından birisi. Uygulama alanlarından birisi. Bu lineer değil çünkü x küplü x kareli terim içeriyor. Bir bilinmeyen mi? Bir denklem. Bir başka örneğimiz x artı kosinüs x artı e üzeri x eşit 0. Bu da bir bilinmeyen mi? Lineerliği bozan kosinüs x ve e üzeri x terimleri var. X lineerliği bozmaz. X, y gibi harflerin üslerinin bir olması onların lineerliği bozmadığını gösterir. Üsler birinin dışında bir şey olursa veya başka bir matematiksel ifadenin içine girerse o x, onlar lineerliği bozan terimlerdir. Bunlar lineer olmayan bir bilinmeyenli denklemlerdir. Ve bunların analitik çözümü mümkün değil. Yani bunları çarpanlarına ayırıp veya herhangi bildiğimiz bir matematiksel işlemi yapıp köklerini tam olarak yani bunların sonucunun sıfır çıkmasını sağlayan x'leri tam olarak bulamıyoruz. Analitik çözüm mümkün değil. İşte sayısal analiz dersinde biz ilk olarak bir bilinmeyenli, lineer olmayanların çözümlerin ile uğraşacağız. Bunun arkasından başka fikirler, iki bilinmeyen, diferansiyel denklem birçok alanla uğraşır. Ama en temelde biz bunlarla başlayacağız. Şimdi bu şekildeki lineer olmayan bir bilinmeyenli denklemlerde çözüm durumları, onu şöyle bir ağaç şeklinde ihtimaller hangi yöntemlerimiz var onları konuşalım. Çözüm durumları diyelim. Burada kimin çözüm durumlarını kastettiğimizi biliyoruz. Bir bilinmeyenli, lineer olmayan denklemlerin çözüm durumları. Şimdi uzun uzun bir bilinmeyenli, lineer olmayan denklemlerin çözüm durumları yazmak istemedim. Şimdi buradaki çözüm durumları ikiye ayrılmaktadır. Bu şekildeki bir denklemde genellikle sorularda bize zaten hangi çözüm metodunu uygulamamızı istediği söylenir. Gene de bu tarz bir denklemde hangi çözüm metotları var ve hangi fikirleri içeriyorlar kısaca konuşacağız. Bu videomuzun arkasından tek tek bu yöntemlerin uygulamaları başlayacak. Çözüm durumları öncelikle ikiye ayrılmaktadır. Bu şekilde lineer olmayan bir bilinmeyenli denklemlerde. Kapalı aralık metotlar İngilizcesi şu şekildedir. İngilizce gören arkadaşlar için de. Şimdi telaffuzunu çok iyi bilmiyorum. Bracketing diye mi telaffuz edilir? Öyle bir şeydir herhalde. Metot. Ve ikincisi açık metotlardır. Bir kere bir bilinmeyenli, lineer olmayan denklemlerde çözüm durumlarında sayısal analiz dersi ikiye ayrılmaktadır. Kapalı aralık metotlar, açık metotlar. İkisindeki temel fikir ayrılığını konuşacağız. Şimdi kapalı aralık metotlarda iki metot işleyeceğiz. Birincisi sayısal analiz alan herkesin dilinde olan metodumuz.
İkiye bölme metodu. İkiye bölme metodu. İngilizcesi dissection metodu. İkinci metodumuz doğrusal interpolasyon metodu. Çoğu kişi bu şekilde duymaz ismini. Şimdi bunun birkaç ismi var. Doğrusal interpolasyon metodu. Diğer ismi ve İngilizce'de çok yaygınca İngilizce alan herkes tanıyacak şimdi. False position metodu. Daha devam ediyoruz. Regula falsi metot da deniyor. Buraya bir virgül atalım. Şunun alanına epeyce girdik. Bir ismi daha vardır. Linear interpolation. Bunların hepsi bunun ismi. Şimdi kapalı aralık metotlarda bizim iki tane yöntemimiz olacak. İkiye bölme metodu, doğrusal interpolasyon metodu. Bunlardaki temel fikrin kısaca ne olduğunu altında söyleyeceğim. İkisi de aynı fikir üzerinden hareket eden metotlardır. Açık metotlara gelirsek. 1. Tekrarlama metodu. Açık metotların İngilizcesi open metot. İngilizce görenler de bilsinler onu. Şurayı bir düzeltelim. Açık metotlar başlığının altında da 3 metot inceleyeceğiz. Bazı üniversiteler bu metotların bazılarını işlemiyorlar ama biz işleyenler için buradaki 5 metot konuştuğumuz 5 metodu işleyeceğiz bu durum için. Buradaki ilki tekrarlama metodu. İngilizcesi the fixed point iteration. İterasyonun İngilizcesi iteration metot. Göreceğimiz ilk metot budur açık metotlarda. İkinci göreceğimiz metot Newton Raphson yöntemi. Herkesin en çok sevdiği, türev kullandığımız metodumuz. Newton Raphson metot. İngilizcesi de aynen geçer. Ve buradaki göreceğimiz üçüncü metodumuz ve son metodumuz kiriş yöntemidir. Veya kiriş metodu. Second, İngilizce ismi daha tanıdık gelir. Metod. Şimdi bizim göreceğimiz birinci derece değil, bir bilinmeyen lineer denklemlerde bu 5 metot olacak. Kapalı aralık metotlar, açık metotlar. Kısaca bu metotlardaki temel fikri konuşup ardından bunları tek tek işlemeye artık başlayacağız. Kapalı aralık metotlarda bize verilen denklemin bir AB aralığında kökü olduğu tespit edilir. Şimdi kapalı aralık metotlarda bir AB aralığında denklemin kökü olduğu tespit edilir. Bu tespit etme işlemi için bilmeniz gereken metotlar. Bu metotları, buradaki kuralları sitede nümerik analiz videoları linkinin altına ekledim. Bunları kalkülüs birden bilmemiz gerekiyor. Ara değer teoremi. Bunları çözerken gene anlatacağım burada bilmeniz gereken kısmını da. Bunları öncesinde izlerseniz daha bir fikir olarak daha bir olgun bir şekilde gelmiş olursunuz buraya.
Ara değer teoremi, ortalama değer teoremi. Bu iki teorem bize bir aralıkta kökün olduğunu nasıl tespit ettiğimizi veriyor. Biz bir aralığın içinde kökün olduğunu tespit edersek, ikiye bölme metodu her seferinde bu aralığı ikiye bölerek daha daraltıp kökün olduğu aralığı daraltıyor. Daraltıyor, daraltıyor, daraltıyor. En sonunda o kökün olduğu aralığı çok daraltmış durumdayız. Bizim makul kabul edebildiğimiz bir hata durumunda da o aralıktan bir tane sayıyı kök olarak alıyoruz. Nasıl aldığımızı zaten yöntemde göstereceğim. Yani buradaki kapalı aralık metotlar bir aralık içinde kök tespit ettiğimizde bu aralığı daraltıp 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 köke ulaşmayı hedeflerler. Sıkıntıları biraz yavaştırlar. Yani o arada oraya doğru yavaş gideriz. Bizi hayatımızdan bezdirebilirler adım adedinin fazlalığıyla. Bu nedenle de işte bize sınavlarda doğru cevaba şu kadar yaklaşınca durun. 10 üzeri eksi bir hatada durun. 10 üzeri eksi hata iki hatada durun gibi tolerans değerleri verecekler. Nereye kadar gitmemiz gerektiğiyle ilgili. Neyse. Kapalı aralık metodun temel fikri budur kısacası. Tabii detaylı bir şekilde inceleyeceğiz içlerinde. Açık metotlara geldiğimizde, açık metotlarda bu şekilde bir aralık alma söz konusu değildir. Açık metotlar bir tane sayı değeri alınır. X eşittir A veya birden fazla yönteme bağlıdır bu işler. Ve bunlarla bir işlemsel süreci vardır hepsinin. Yeni bir tanesi bulunur. Bundan yeni bir tane bulunur. Yani iterasyon işlemi. Yeni bir tane bulunur. Bu yeni bir taneden yeni bir tane elde edilir. Yeni bir tane daha elde edilir. Yeni bir tane daha elde edilir. Ve köke bu şekilde ulaşma hedefinde olunur. Yani bunlar bir aralık daraltma fikri ile değil de bir tane değer alıp bununla iterasyon yaparak bir süreç işleterek hepsinde farklı işler vardır. Köke doğru bizi yaklaştırmayı hedeflerler. Tek bir değerden hareket edip köke gitme, burada bir aralığı daraltarak köke gitme fikri vardır. Kısacası bizim bir bilinmeyenli, lineer olmayan denklem sistemleri, denklemlerde çözümü bulmak için yani x değerini bulmak için sayısal analizdeki yöntemlerimiz bunlardır. Şimdi sırasıyla bunları işleyeceğiz. Önce ikiye bölme metoduyla başlayacağız. Sonra doğrusal interpolasyon metodu, tekrarlama metodu bu şekilde sırayla gideceğiz. Yolumuz uzun açıkçası. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.